Merhabalar, ben Onurcan yenilmez yeni videoyla karşınızdayım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde müzik cinayetlerini izleyeceğiz. New Orleans eyaletinin Louisiana kentinde 1918'de sokaklarda eli baltalı bir caz aşığı geziyordu. Kimliği belirsiz bu adam genelde kendisine Amerika'da yaşayan İtalyanları seçmişti ve bilinen de bugüne kadar 12 saldırısı 6 cinayeti vardı. Eğer evlerde caz müziği duymaz ise bütün şehri kana bulayacağını söylüyordu. Caz müziği 1800'lerin sonunda 1900'lerin de başında Amerika'nın New Orleans eyaletinde ortaya çıkan bir müzik türüydü. Ve bu müzik türünü icra edenler genelde Afro Amerikanlardı. Daha sonra burada başlayan bu müzik türü yayılarak Chicago'ya kadar gitti. New Orleans kenti hem bu müzik açısından çok önemli hem de bu müzik yüzünden işlenen cinayetler yüzünden. Müziğin ortaya çıkışı Afrikalı kölelere dayanıyordu. Bu yüzden ilk başlarda çok fazla bir kitlesi yoktu. Hatta yaşı ileri olanlar bu müzik tarzından nefret bile ediyordu. Yalnızca bir kişi bu müziği bütün herkesi sevdirmeye çalışıyordu. Kimliği belirsiz katil adını ilk kez 23 Mayıs 1918'de duyurdu. Magnolia sokakta yaşamakta olan bakkal sahibi Joseph Maggio ve eşi Catherine Maggio gece bir adamın saldırısına uğradı. Adam dışarıdan içeriye kapının bir parçasını kırarak girdikten sonra İtalyan çiftinin üzerine saldırdı. Bilinene göre ikisi de boğazı kesilerek hayatını kaybetti. Katilin en dikkat çekici özelliği öldürdüğü insanları onların malzemesiyle öldürüyor olmasıydı. Joseph'in kardeşi Andrew Maggio bir berber dükkanı işletiyordu. O gece katil berber dükkanından aldığı ustura ile bu aileyi öldürdü. Polis olay yerine geldiğinde kafalarında da balta darbesi gördü. Baltayla saldırma eğilimi cinayetten önce mi sonra mı olduğu ise muallaktaydı. Polisler hırsızlık üzerinde ilk etapta durdular ama evde de herhangi bir eşyaya dokunulmamıştı. 1918'in baharında kimsenin anlam veremediği bir cinayet ortaya çıkmıştı. Polisler berber dükkanındaki ustura ile kurbanların öldürülmesi üzerine Andrew hakkında soruşturma başlattı ama yeterli delil olmadığı için beraat etmeyi başardı. Bu olaydan bir ay sonra yeniden bir saldırı gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde Louis Bessemer ve metresi Anna Harriet Love evde uyurlarken davetsiz bir misafir tarafından saldırıya uğradılar. Louis Bessemer da bakkal sahibiydi. Kendi bakkalının arka sokağında oturuyordu. Saldırı sabah bakkala ekmek teslimatı yapmak için gelen John Zanka kimseyi göremeyince arka sokaktaki eve gitmeye karar verdi. Kapıyı açan yoktu. John durumdan şüphelenip içeriye bakınca ikisinin de kanlar içinde yattığını gördü. Louis baltayla kafasına ağır bir darbe almıştı. Anna ise sol kulağına doğru. Olayda kullanılan balta yine ev sahibine aitti. Polisler evi araştırmaya geldiklerinde ikisi de ağır yaralıydı. Balta ise banyoda bulundu. Sağlık durumları yerine gelince Louis Bessemer polise ifadesinde saldırganı görmediğini, uyuduğu sırada gerçekleştiğini ifade etti. İlk şüpheli olarak bakkalda çalışan 41 yaşındaki Afro-Amerikalı birisi olan Louis O'Wicken gözaltına alındı. Louis'in saldırıda bulunduğuna dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen polis saldırı sabah nerede olduğuna dair çelişkili konuştuğunu düşünerek adamı tutukladı. Dedektifler yine soygun üzerinde duruyordu. Ama evden herhangi bir değerli eşya çalınmamıştı. Bir süre sonra yeterli kanıt olmadığından Louis O'Wicken serbest bırakıldı. Daha sonra ise ilgi Louis Bessimer'a döndü. Polisler bakkal sahibinin bir Alman casusu olduğunu düşünüyordu. Evde yapılan araştırmalarda garajda Almanca, Yiğitçe ve Rusça mektuplar bulundu. Adamı hemen tutuklayıp sorguya aldılar. Haftalar sonra Anna Harriet Love da bilinci yerine geldiğinde Louis'in Alman casusu olabileceği iddiasında bulundu. Bu ifadeden sonra Louis daha da çıkmaza girdi ama aslında adam casus falan da değildi. Polisler bir macera peşindelerdi. Medya Anna Harriet Love'ın adamın metresi olduğunu öğrendikten sonra olaya daha bir ilgi duydu. Kadınla ilgili sürekli haberler yapılıyordu. O da bu durumdan memnun olsa gerek konuşmaktan çekinmiyordu. Yüzünün bir tarafı felç olan Anna ise girdiği ameliyattan sağlıklı çıkamayarak hayatını kaybetti. Anna ölmeden önce kendisine saldıran Louis Bessemer olduğunu iddia edince oklar yine adama çevrildi. Louis 1918'de tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Tam 9 ay hapis attıktan sonra ise 1919'da yeniden serbest kaldı. 5 Mayıs 1918'de gerçekleşen 28 yaşındaki Anna Schneider saldırısından sonra Artık polisler önceki saldırılarla bu saldırı yapan insanın aynı kişi olabileceği üzerinde durmaya başladı. Anna saldırıdan kurtulabilmişti ve çocuğunu da sağlıklı bir şekilde doğurmayı başardı. Son olaydan tam 5 gün sonra yeni bir saldırı gerçekleşti. Yine İtalyan olan Joseph Romano adlı yaşlı adam evinde otururken birisi gelip baltayla kendisine saldırmıştı. Yaşlı adamın birlikte yaşadığı iki yeğeni adamı kanlar içinde buldu. Adam yaşıyordu kızlar ilk geldiklerinde evin etrafında saldırganın kaçtığını görmüşlerdi. İfadelerine göre koyu tenli, koyu bir takım elbise ve koyu bir şapka takıyordu. Polisler evi araştırdıklarında yine hiçbir şeyin çalınmadığını gördüler. Saldırıda kullanılan balta ise evin bahçesindeydi. Joseph Romano ilk saldırıdan kurtulabilmişti ama kafasına aldığı darbelerle geçirdiği belin travması ile İki gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Artık New sokaklarında müthiş bir korku vardı. Tüm sokaklar bir gün kendilerine de gelecek olan saldırıyı korkuyla bekliyorlardı. Halk evinde tüfek bulundurulmaya başlamıştı. Saldırıya uğrayanların İtalyan ve İtalyan Amerikalı olması akla mafya saldırılarını getiriyordu. Ama buna dair de pek bir ipucu yoktu. İtalyan bir dedektif olan John D'Antonio, katilin emekli bir dedektif olabileceğini öne sürdü. Ayrıca katil için çift kişiliğe sahip, bir yanının öldürme arzusuyla dolu olduğuna dair bir profil oluşturdu. Saldırganın bilinen bir özelliği de evlere kapıların panellerinden giriyor olmasıydı. Bu da haliyle iri yarı bir adam olmadığı anlamına geliyordu. Bu son olaydan sonra saldırgan çok uzun bir süre daha saldırıda bulunmadı herkes saldırganı şehri terk ettiğini düşünüyordu. Uzun bir zaman sonra insanlar evlerinde rahatça uyuyabiliyordu. Ta ki 10 Mart 1919'a kadar. 3 kişilik Kortü ailesi evlerinde uyuyorlarken bir anda yabancı birisi tarafından saldırıya uğradılar. Aile İtalyan göçmeni bakkal sahibiydi. Rosie seslere uyandığında eşi Charles'ın birisiyle boğuştuğunu gördü. Charles ailesini korumak için mücadele ediyordu nafile aldığı darbeyle yere düştü. Saldırgan daha sonra hem eşine hem de 2 yaşındaki kızına saldırıda bulundu. Cortimil ailesinin tam karşılarında komşu bakkalı olan Giordano gelip bütün aileyi kanlar içinde yerde bulunca polise haber verdi. Polisler araştırmalarına göre yine bir delil bulamadılar. Charles ve Rosie hastaneye kaldırıldıktan sonra iyileştiler. Birinci yerine gelen Rosie karşı komşuları olan bakkal 69 yaşındaki Lorlando Giordano ve oğlu French'i suçladı. Polisler hemen harekete geçerek baba ve oğlu tutukladılar. Aslında baba oğul bu cinayeti işlemiş olamazlardı. Çünkü Lorlando böyle bir saldırı yerine getirecek kadar sağlıklı değildi. Oğlu Frank ise kapının arasından girecek kadar zayıf değildi. Apar topar görülen dava ile Lorlando idama mahkum edildi. Frank ise ömür boyu hapis cezası aldı. Charles böyle bir suçlamaya çok sinirlendi ve eşinden boşandı. Olayların üzerinden bir süre zaman sonra Rosie Cortimilia polislere giderek adamların suçsuz olduğunu, bu suçlamayı kıskançlık yüzünden yaptığını söyledi. Artık polis tüm suçların aynı kişi tarafından işlendiğine emindi. New baltalı çılgın katili geri dönmüştü son olaydan 3 gün sonra kendisini New Orleans baltıcısı olarak tanımlayan bir mektup gönderdi gazetelere. Hemen bir gün sonra bu mektup her yerde yayınlandı. Mektupta kendisini ölüm meleği olan Azrail ile birlikte çalıştığını iddia ediyordu. Ayrıca caz müziğine ne kadar ilgili olduğundan da bahsediyordu ve mektup şöyle devam ediyordu. Beni hiç yakalamadılar ve yakalayamayacaklar. Ben bir insan değilim. Cehennemden ruh veya şeytanım kuşkusuz siz New Orleanslılar beni çok korkunç görüyorsunuz. Ama ben istesem daha korkunç olabilirim. Eğer isteseydim her gece şehrinizi ziyaret edebilirdim. Binlerce vatandaşınızı öldürebilirdim. Çünkü Azrail ile yakın dostluğum var. Size sonsuz merhametimle bir teklifte bulunacağım. 19 Mart Salı gecesi şehrinize tekrar geleceğim. Ben caz müziğini çok seviyorum. Caz müziği çalan evlerden şeytanın kaçacağına yemin ederim. Eğer caz çalınmaz ise onlar baltamın tadına bakacaklar. 19 Mart gecesi bütün şehir korkuyla katilin istediğini yerine getirdi. Herkes caz müziği çalan barları doldurup taşırdı. Evde oturanlar ise son ses caz müziği dinleyerek geceyi geçirmeye başladı. O gece bir cinayet işlenmedi. Halk katilin istediğini yerine getirerek bir saldırıdan kurtulmuştu. Yine uzun süre hiç saldırı gelmedi. Ama 10 Ağustos 1919 günü yeniden saldırılar başladı. Hatta bunların birisinde bir ev sahibi katilin geldiğini fark edince evinde barındırdığı silah kullanarak onu vurmaya çalıştı. Ama katil son anda kaçabilmişti. New Orleans baltacısı bilinen son saldırısını 27 Ekim 1919'da Mike Pepito'nu öldürerek yaptı. Bu son saldırıdan sonra bir daha da ne adı duyuldu ne de ortaya çıktı cinayetlerle ilgili sonraki yıllarda ortaya bazı teoriler atıldı. Mike Pepiton öldürüldükten sonra eşi Esther Pepiton çocuklarıyla birlikte daha önceden tanıştığı Angelo Albano'nun yanına taşındı. İkili Los Angeles'ta evlendiler. Angelo bu sıralarda eski bir New Orleanslı olan Joseph Murphy ile iş anlaşması yapmıştı. Murphy bilindiği kadarıyla takma isim kullanıp İtalyan işletme sahiplerini hedef alan ve şantaj yapan bir suç çetesinin üyesiydi. Bir İtalyan bakkalını bombalamayı planladığı için hapis bile yatmıştı. Tam Mike Pepito'nun ölüm yıl dönümünde Angelo Albano bir ürün almak için gittiği yerden bir daha geri dönmedi. Angelo bir anda ortadan kaybolmuştu. Ölümü, yaşıyor mu kimse bir bilgi alamadı. Bir süre sonra Joseph Mofri Esther Albano'nun evine giderek mücevherleri ve parasını vermesini istedi. Esther de zaten eşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu Joseph Mofri'nin üstüne evdeki silahla mermi yağdırdı. Esther tutuklanıp cezaevine gönderildi ama bir süre sonra nefsin müdafadan dolayı serbest bırakıldı. Joseph Mofri ise bu olaydan sonra New Orleans olabileceği şüpheleri icat etti. Çünkü Mofri araştırıldığında hapise sürekli giren çıkan birisi olduğu ve New Orleans'ta cinayetler işlendiği sırada dışarıda olduğu anlaşıldı. Bir diğer şüpheli teorisi ise Jake Bird adlı 45 yaşındaki siyahi bir adamdı. 1947 yılında ülke çapında trenlerde kaçak yolculuk yapan Jake Bird yakalandı. Yakalandığında Takoma'da bir çifti öldürdüğünü itiraf etti. Polisler adamın geçmişini araştırınca New Orleans doğumlu olduğunu gördüler ve hemen New Orleans baltıcısı olduğunu iddia edip sorgulama aldılar. Sorgulama sırasında Jack ülke çapında 44 cinayetten sorumlu olduğunu söyledi. 1918 yılında cinayetler başladığında Jake Bird henüz 17 yaşındaydı ve kapıların kırılan parçasından içeriye girmeye uygun cüssede olabileceği düşünülüyordu. Polis olayların üstünü kapatıp bir suçlu mu bulmaya çalışıyordu yoksa gerçek suçlu Jake Bird müydü? hiçbir zaman bilinemeyecek. Jack Bird ise Takuma cinayetlerinden dolayı idam cezası alarak infaz edildi. New Orleans'ta işlenen saldırılar ve cinayetlerle ilgili bir sonuç hiçbir zaman elde edilemedi. Bazı şüpheliler gözaltına alındı, sorgulandı yıllarca ama hiçbir sonuç yine de elde edilemedi. New Orleans baltacısı hala gizemini de korumaya devam etmektedir. Ve bölgede şehir efsanesi olarak da anlatılmaktadır. Bazı çocukları korkutmak için New Orleans baltıcısı geliyor diye hikayeler anlatıldığı da oluyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.